merhabalar hanımlar. Şimdi sırada Corner to Corner'ın iki veya bir daha fazla renkli örülmesini göstermekte size. Farklı renklere geçişlerde yaptığımız ufak teknikler var. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. İşe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi ben kare bir model üstünde göstereceğim. Siz isterseniz bunu kare ya da dikdörtgen projelerinizde de kullanabilirsiniz. Şu anda iki renk ile çalışacağım. Siz daha çok rengi de tercih edebilirsiniz. Ben burada iki sıra mesela geçmişim farklı renkleri. Siz dilerseniz tek renk farklı geçip üç sıra daha farklı renk veya yani gönlünüzden geldiği gibi değişik kullanabilirsiniz renkleri modeli yaratırken, oluştururken. Şimdi ilk olarak tekniğimize başlayalım. İpim orta kalınlıkta, tığım 3 milim. Ben şu şekilde ilmek çıkartıyorum, tığıma dolayarak. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tavsiye, zinciri çok fazla sıkı çekmemeniz, biraz daha gevşek bırakmanız. Alttan 3. zinciri bulup batıyorum. Son 2 ilmeğin içine de 4 adet, 2 adet trabzanı yapıp trabzanlarımın sayısını 4'e ulaştırıyorum. Minik bir kutucuk elde ettik. Bunu tersini çevirip 6, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Alttan 3. zincire batıp 4 trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi ilk yaptığım kutucuktaki zincir çekerek başladığım yerin içine batıp ipimi kaydırıp 1, 2, 3 zinciri üstüne çekiyorum. Yanına ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi bir dolayıp batıp 2 kere de çıkıyorum. Aynı işlemi çektiğim zincirin yanına 3 kere tekrarlayıp kutucuğu 4 adet trabzanla tamamlıyorum. Şimdi 6 adet zincirle 2, 5, 6 adet zincirle büyümeye devam ediyorum. Ters çevirdim yaptığım işlemi. Alttan 3. zincirin içine bat. Zincirde altta 3. ilmeğe battım. Yanındaki 2 ilmeğin içine de batarak trabzanlarımın sayısını 4 adete tamamladım. Şimdi aynı bildiğimiz teknikle örmeye devam ediyorum. İpimi doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Doluyorum. 2 kere de çıkıyorum. Battım. 1, 2, 3. Doladım. İkili trabzanımı tamamladım. 2 kere de çıktım. Doladım. Battım. 2 kere de çıktım. Şimdi artık burada yeni rengime geçmek istiyorum. Yeni rengim için bunu koydum, bıraktım. Yeni ipimi aldım. Burada son ilmeğimin içinden yeni ipimi geçiriyorum. Eski ipimle sıkıştırıyorum. Üstüne 6 adet 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. Burada artık yeşil ipimde bir işim kalmadı. Yeni rengimle devam edeceğim. Bunu dilerseniz bu şekilde içini alarak devam edebilirsiniz. Ben işimi garantiye alıp buraya düğüm atanlardanım.
sökülmesini önlemek için düğümümü atarım. Sonra ters çeviririm ve alttan üçüncü zincirimi bulup 1, 2, 3 üstüne ilk trabzanımı örerim. Üçüncü, dördüncü bacağımı da buraya örerim. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bunu buraya örmeye devam ederken ben üstüne örmeyi tercih ediyorum. Bakın, isterseniz sonrasında da gizleyebilirsiniz. Beni takip edenler zaten videolarımdan bilirler. Ben hep ipin üstüne örerek yürütme tekniğini tercih ederim. Şimdi şuraya ipimi yanlış yaptım, pardon, çok özür dilerim. Buradan battım, kaydırdım. Şimdi üstüne 3 zincirimi 1, 2, 3 çektim. Arkada iplerim, üstüne örmeye devam ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu arkadan uzunluğu devam ediyor. Ben onu örmeye devam edeceğim tekrardan. Siz dilerseniz kesebilirsiniz. Artık yeteri kadar güvenlikte aslında. Ama ben şu ipleri nedense kesmeye bir türlü sevemedim. Hep yürütmekten yanayım var olan ipi. Üstüne ördüm. Bakın bu şekilde. Sonuncu boşluğa da battım, çektim, battım, çektim. Yeni rengimizde ilk sırayı ördüm. Bakın bu da arkası. Şu kadar artmış ipi göreceksiniz. Artık bunu kesmekte bir sakınca yok. Temiz ilerletmek için arkasını kestim. Şimdi aynı renkle bir sıra daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Buraya batıyorum. Ters çevirmeyi unutmuyoruz tabii yaptığımız parçayı. Evet, dördüncü trabzanı da ördüm. Şimdi ilk boşluğa battım. 1, 2, 3. Doladım, battım. İkili trabzanımı yaptım. Doladım, battım. İkili trabzanımı yaptım. Dördüncüyü de yapıp kutucuğumu tamamladım. Bir yanına hemen devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirim. Dört trabzanımı yaptım, battım. 1, 2, 3 yaptım, battım. Evet, şimdi artık burada son kez arttırma yapıp küçültmeye gideceğim. Artık arttırmayı yapmıyorum küçülmeye gideceğimiz için. Ters çevirip aradan ilmeklerin arasından kaydırarak ilk trabzanla oluşan boşluğa geliyorum. Burada artık yeni ipimi ekliyorum. Sıradaki rengimi alıyorum elime. Onu ilmeğimin içinden geçiriyorum. Eski ipimle sıkıştırıp yeni ipimi 1, 2, 3 örmeye başlıyorum. Eski ipimi artık burada kesip tabii ki güvenlik açısından düğümümü atıyorum. Siz hoşlanmıyorsanız
düğüm atmadan da devam edebilirsiniz. Şimdi ben iplerimi arkadan gizleyerek örmeye devam ediyorum. Üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım. Yana batarken iplerim de benimle birlikte geliyor arkadaki. Üstünü örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Sen bir dur mavi şurada. İkinci trabzanım, doladım. Üçüncü ikili trabzanım, doladım. Son trabzanımla kutucuğumu tamamlıyorum. Diğerine batarken iplerimi arkadan yürütmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Doladım, battım. 2 kere de çıktım. Doladım, battım. 2 kere de çıktım. Ve dördüncüyü de yapıp tamamladım. Biliyorsunuz artık arttırmaya değil küçülmeye geçmiştik. Karemizi küçültmeye başlamıştık. Şimdi burada yapacağımız işlem dördüncüyü de tamamlayıp boşluğa batıp dönmek. Döndük. Burada kalanları şöyle arkadan keserek temizleyebilirsiniz artık. Döndürdüm. İçinden kaydırıyorum ipimi. Kaydırıyorum. İlk boşluğa batıp 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Evet. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Battım. Boşluktan geçirdim. 1, 2, 3. İkinci trabzanım. Zincirin yanında aslında ilk ama ikinci bacak oluyor. Üçüncü bacağım. Dördüncü. Battım. Kaydırdım. 1, 2, 3. Trabzanım ikili. Doluyorum, batıyorum, iki kere de çıkıyorum. Evet, şimdi tekrardan döndürdüm. Döndürdüm. Ama yeni rengime, şimdi bunu buradan kaydırayım. Yeni rengime geçmek için böyle kaydırayım ipimi. Boşluğa batayım. Şimdi sırada diğer rengim. Buraya geldi mi? Yeni rengimi ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yeşili eski ipimle kilitliyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Döndürüyorum. Yeni bir önceki ipimi keseceğim. Yeşili. Onunla işim bitti. Evet, güvenliğimizi sağlıyoruz, kitleyerek, bağlayarak. Evet, tekrardan yeni rengimizle örmeye devam ediyoruz. Arkadaki artan ipleri gizlemeye devam ederek, üstüne örerek. Altta ipler, üstüne örerek yürütüyorum. Son trabzanımı da yapıp köşeye iplerimi de alarak arkadan 1, 2, 3 ikinci trabzanım ikinci bacağım ilk trabzanım pardon battım iki kere de çıktım battım iki kere de çıktım pardon bu güzel olmadı battım, çıktım. Evet, 4 adeti de ördüm. Geçtim. Çeviriyorum. Bunu kaydırıyorum.
ipimi kaydırıyorum. Son kutucuğumu örmek üzere boşluğa 3 zincirle çıkıyorum. 1 2 3 Buraya kitleyip çok renkli köşeden köşeye corner to corner tekniğini de tamamlamış oluyorum. Bu artan ipliği bu şekilde kesebilirsiniz. Bakın, dilediğiniz ebatlarda, istediğiniz çokluktaki renklerle motiflerinizi modelinizi sürekli motif ören biri olarak modelinizi tamamlayabilirsiniz. Renkli battaniyelerinizde, bebek battaniyelerinizde dilediğiniz kadar çok renkli istediğiniz modellerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.